sadece iyi anlaşılsın diye bir örnek vermek istiyorum. Anladık, kafir kafir olduğu için mümine niye saldırır? Mümini boğmak ister. Bunu anlarım. Zaten rakip firmam. Elbette o beni yok etmek isteyecek ya da ben onu yok etmek isteyeceğim. Şairin dediği gibi, ben ona muhtacım, o bana muhtaç. Gündüz geceyi kovalayacak, gece de gündüzü kovalayacak ki hayat devam etsin. Ama kimi müminler bir şeyi anlayamıyorlar. Ya o kafirler saldırıyordu da şimdi mümin mümini niye kırar diyor. Mümin müminle niye kavga eder? Asıl kavga budur zaten. Hiç sen abinle kavga etmemiş miydin oynarken evde? Hep komşu çocuklarıyla mı kavga ederdiniz? Annen seni sokağa çıkarmayınca yağmur var diye, çok sıcak var diye, akşam oldu diye sokağa çıkarmayınca, sokakta kavga edecek arkadaş bulamadığında ablanı dövmüştün, hatırlamıyor musun? Evdeki küçük kardeşini hırpaladığın günü unuttun mu? Annen gelmiş, niye kavga ediyorsunuz demişti. Sen annen seni tutmadı diye annene de küsmüştün o zaman. Asıl kavga evin içinde olur. Dışarıdaki kavgaların çoğu unutulur zaten. Elbette ümmeti Muhammed, Yahudisinden, Hristiyanından, Mülhidinden düşmanlık görecek. Ama ümmet, artık ayaklarını yere basmaya başlayıp, yeryüzünün asıl sahibi olduğunu ispat etmeye kalkıştığı zaman, içine çekinenler, kafirin asıl düşman olduğunu idrak edemeyip, evine kapananlar, vakfına kapananlar, derneğine kapananlar, birbirleriyle kavga edecekler, bu normaldir. Bunu anlamamak, yanlışlık, abesliktir.